gündüz çok kesret var ya abi. Gece daha çok böyle hani enfüsüye dönüyorsun böyle. Kendi alemine dönüyorsun. Çok harika. Evet. Aferin. Burada bundan dolayı gece olmuş yani bu. Mesela şu anda herkesin bir sürü mal varlığı var, parası var, arabası var, her şeyi kenara bırakmış, içeriye dönmüş yani. Harika. İyi bir bakış açısı. Acayip bir güzel. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Geceniz mübarek olsun Cenab-ı Hak. Hepimizin ikisini mübarek eylesin. Mirac-ı Nebevi'nin gölgesinde fikri miracımızı Allah müyesser ve nasip eylesin. Dersimize de tevfikini refik eylesin inşallah. Allah Resulü'nü inayet, rahmet inayetiyle yıkadığı gibi, rahmetinin inayetiyle yıkadığı gibi bizi de inayetiyle yıkasın. Onu rahmet suyuyla, rahmetiyle yıkamış, bizi de inşallah inayetiyle yıkar. O kalbi, Peygamber Aleyhisselatımız kalbini rahmet suyuyla yıkamış deniliyor. Yani Miraç'tan önce kalbini yarmış. Bizim de kalbi nasıl yıkandığını alamet nedir? Yıkanınca zemin oluyormuş. Haf ve recaymış. Evliya ümmeti arkasından takip edenlerin kalbi haf ve reca yöntemleri elhubbu fillah velbuzu fillah. Yani dostunu düşmanını Allah'a göre yapmak. Elhubbu fillah, dostun Allah belirliyor. Velbuzu fillah, düşmanın da Allah belirliyor. İnayetiyle yapıyor. O cismen ve ruhen, arkasından gidenlere kalben ve ruhen, mütefekkirleri de fikri Cibril ile yaptırıyor. Ben metni okuyayım, sonra İçerisini okuruz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdel mescidil haram ilel mescidi aksellezi barekna havle uli nuriyehu min ayatina innehu huve semin basir in huve ila vahyun yuha allemu şedi ve zummiretin festeva ve huve bin ufukin âlâ sümedene fetedellâ fekâne kâbe kavseyni ev ednâ ve evhâ il abdihime evhâ mâ kezeben fuâdâ efetumerûnehu alama yara ve lekad râhu nezleten uhrâ inde sidretel muntahâ indehâ cennetul mâvâ iz yâşâ sidrete mâ yâşâ مَا زَغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَى لِنْ رَبِّنْ كُبْرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Ne kadar hoş. İhtar. Soruyu kafanıza takmak istiyorum. İlle cevap olacak değil. Cevabını siz bulacaksınız. Talep ediyorsanız yani dostunu, düşmanını Allah için yapacaksın. Allah'ın düşmanı olacak senin düşmanın. Senin belirlediğin bir düşman olmayacak. Allah düşmanlarını da böyle tevil etme. Sakın evrilir çevrilirsin, duman olursun. Tevil edenler evrilip çevriliyorlar sosyal hayatta. Allah için dik duranlara Allah onları dik tutuyor. Misalleri Alem İslam doludur. Kitaplarda misalleri doludur. Çok doludur. Demek ki Miraç öyle şey var. Bakın bir ses var, bir şey oluyor.
Ne diyor? Tamam mı şu anda canlı yayında olanlar? Tamam abi. Tamam. Hey. Tamam. Peki. Sesinizi kapatın inşallah siz. Şimdi bir daha duymadığınız yer var mı? Ben bir daha alayım orayı. Canlı yayında o. Bir şey duymadık. Baştan beri hiçbir şey anlamadık abi. Eyvah. Burada da bir hikmet var abi. Allah Allah. Neyse bir başka daha geç. Tamam. Yok biraz. Dedik ki ayet okuduğumu duydunuz mu? Okumuş kahvesinde. Tamam. Şimdi Miraç gece olmuştur. Musa Aleyhisselam'ın gündüz olmuş. Gündüz olmuş. Fakat şeyde 70 kişi Musa Aleyhisselam'a demiş yani Allah'ı görmek istiyoruz. Bu önde gelenler. Allah'ı görmesek biz iman etmeyiz. İşte orada gündüz oluyor. Çalıların orada oluyor. Yani bunlar talep ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam miracını ise Cenab-ı Hak talep ediyor. Çok acayip. Musa Aleyhisselam'ın unvanı ve künyesi Kelimullah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ise Habibullah. Der ki ulema, ben hemen öyle ısınsın diye şey yapayım. Ne farkı var yani? Kelimullah talep eden tarafı gösteriyor. Habibullah ise Allah diyor ki, Musa Aleyhisselam sormuş yani alimlerin sözü değil. Ya Rabbi ben Kelimullah, o Habibullah. Niye? Sen diyor beni talep etmişsin, ben ise Muhammed'i talep ettim. Sen ise beni sevdin, ben ise onu sevdim. Sen beni tercih ettin, ben de onu tercih ettim diyor. Böyle. Habibullah ile Kelimullah arasındaki fark yani böyle. Sonra benim ister istemez sizde olduğu gibi bir soru oldu. Ya biraz şey gelmedi mi yani böyle onu? Yükü ağır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yükü ağır. Ve diyecektir ki o, benden sonra diyor en fazla sıkıntı çeken kardeşim Musa'dır diyor. En büyük kısa da o şeydi yani onlardan. Yani Musa Aleyhisselam çok sıkıntı çekmiş yani. Çok ama. Yani bir kere annesinin şeyini bırakmasından, Firavun'un sarayından, o kazayla adamı, o zalimi öldürmesinden o zalimi durdurdu. Kazayla da iyi oldu yani. Da. Adam spor namı altında ringde adam öldürüyor, kahraman oluyor. Aşağıda öldürse katil oluyor. Yani demek ki bakış tarzına göre katillik, kahramanlık değişiyor. Ringde adam öldürse kahraman değil mi? Evet. Bir vuruşta adam öldürdü. Vay be ne adam. Sokakta aynısını öldürse katil. Vay zalim. Demek ki katillik şey insanların düşüncelerinde var. Onu bir de gece niçin oldu? Miraç böyle manevi seyri sefer yapanlarda talep edildiği zaman gündüz oluyor. Zaten gece, Allah razı olsun İbrahim, sırların, gece sırlar alemidir. Mehmet bir şey söyledi, güzel söyledi, aferin. Dedi ki, gece bir bakın bakalım canlı yayında olanlar da. Tabi Amerika şu anda gündüz de, burada olanlar da girmiştir. Bir gündüz. Her şeyini koymuşsun kenara, şimdi teksin, pijama giymişsin. Yatağa da girdinse, hiç kimse yok. Yatağa girdinse, uyumuşsan hiç kimse yok. Sende yoksun. Yokluk simgesidir. Girdin uykuya. Kim var? Sende yoksun. Yok. Yok. Yokluğun mevcudatın vücuda mukaddemdir. Mukaddemesi gecedir. Gündüz, gece, uyku, rüya, yokluk. Gece sırları cem ediyor. Gece karanlık değildir arkadaşlar. Gece alemi ayrıdır. Ben hulasa ediyorum külliyattan abi senin söylüyorum. Külliyattan söylüyorum bunu. Gece alemi ayrıdır. Gündüz alemi. Ama geceyi gündüzle ayırması için Allah boya atmış üzerine.
وَاَتَّشَ لَيْلَا وَاَخْرَجَ دُحَاءَ Bunu bayağı atınca buna gece denmiş. Yoksa gece karanlık değildir. Çünkü israfı kelam etmez Risale-i Nur'da. Gece karanlığında diyor. Yani bu tabiri. Gece karanlığında ise, gece karanlıksa, gece karanlığı niye desin? Gecede. Gece karanlığında diyor. Niye karanlığın izafe edilmiş, nispet edilmiş? Gece karanlık değildir. Karanlık örtmüş. Ona gece denmiş. Öyle ayırdık işte. Geceyi gündüzü. Niye ayırdık? Çok hikmetinden bir tanesi. Ruhanilere açık o ay, vakit. Mesela cinlere, ervahlara, ruhanilere. Mesela akşam namazından sonra şimdi onların alemi açıldı. Onlara affedersiniz, artistlik yapmayacaksın. Onlara edepsizlik yapmayacaksın. Onlara hududuna tecavüz etmeyeceksin. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Onlara zarar vermeyeceksin ki onlar size de zarar vermesin. Niye artistlik dedim? Piknik yapıyor gece. Evlerden kenarında ya. Gidiyor o küle, işiyor, su döküyor. Yani balkonda çay içiyor, sıcak dibini yukarıdan aşağı atıyor. Ya atmayacaksın kardeşim, onların cebelan ettiyse. Onlara şey göster ya, değer göster ki onlar da sana sıkıntı yapmasın. Ben bunları niye söylüyorum? Benim vazifem size bildiklerimi anlatmam. Çünkü sonra bana dokunuyor ucu. Abi işte bu şey oluyor, abi işte takır tukur şeyler geliyor abi. Ben de üzülüyorum insanım, ilgilenemiyorum ama bak şimdi. Onlara zarar veriyor, onlara zarar veriyor abi. Tabii ya, şimdi mesela Mehmet sana kuyruğuna bassalar, sen de mi vuracaksın? Sen de bir şey yapacaksın da. Yani ben kuyruğuma bassalar, ben de şey yaparım. Zarar verme kardeşim. Balkonda arttı çayını, sıcak suyunu niye döküyorsun? Sade onlar da değil ama. Tamam, onu o kadar. Sıfo değil tabii. Abi, Duha suresinde Cenab-ı Hak geceye yemin ediyor. Allah'ın arkasında Allah seni unutma diyor Peygamber Efendimiz. Evet, Allah Allah. Yani mealine baksan bir şey bağlantı kuramıyorsun ama şimdi biraz açıldı. Tefsirciler şöyle diyor yani ona iftira ettiler yani şeytanın ilhamı kesildi hani vahiy kesildi ya. Vahiy kesilince ona iftira ettiler Peygamber Efendimiz'e. Dediler ki şeytanın ilhamı kesildi. Düşün de Peygamber Efendimiz gibi doğru. Allah seni unuttu dediler. Allah seni unuttu. Şeytanın ilhamı kesildi. Gecenin hemen arkasında Allah seni unutmadı diyor. Yani Allah Resulullah Efendimiz'e gecede, yani gece gibi hadiseler yaşatıyor, sıkıyor. Arkasında işte miraç da böyle yani, her Leyla-i Miraç, Leyla-i Miraç. Yani bu miraçlar hep gece oluyor yani. Miraç öncesi hadiseler, her şey arka arkaya geldi. İşte Hatice annemiz vefat etti, Ebu Talib vefat etti, Taif'te taşlandı, hep arka arkaya geldi. Çok sıkıldı yani. En sıkıldığı an zaten kendi diliyle. En çok bunaldığım, sıkıldığım andır. Yani toplam sıkıntılar zirve yaptığı andır. Taif'te taşlanması, şu olması, bu olması, hepsi üst üste geldi. Üst üste geldi. Yok yani. Çok acayip ya. Ve neler yaşadı ya. İftira mesela. Normal bir iftira değil ya. Sana deseler ki, yani misal bile vermek istemiyorum. Yani ben kendime vereyim ki eşim yok zaten. Eşime böyle bir şey isnat etseler. Eşim olmadığı için söylüyorum. Sizi söylemekten utanıyor. Yani sen hayal gider diye. Ayet gelmemesi de Allah yani düşün ayet gelmiyor. Peygambersin. Üç sene gelmiyor. Ondan sonra Allah değil, Rabbi onu unuttu. Unutmadı diyor. Yani öyle dediler yani. Ha, öyle dediler. Rabbi onu. Rabbi, Allah seni unuttu demiyor. Rabbi. Rabbin seni unutmadı. Çok farklı. Ya acayip her şey otur. Bir ders yapacaktım. Oysa bugünkü miraç olmasaydı. Diyecekler abi sen miraçtasın da nelere girdin? Biz ayet okuduk da siz duymadınız falan. Aslında bu akşam şunu yapacaktık. Allah'ın işine karışma. Kendi işini yap. Tamam mı? Yani nerede öleceğim? Nasıl öleceğim? Rızkım, çoluk çocuğum, yaşım. Ben ne yapacağım? Ahirette, canın şey. Senin işin. Allah'ın bu işine karışma. Onun için sıkıntı çekiyorsun. Allah'ın içine karışıyorsun. Nasıl canı alacak? Senin işin mi? Sana mı dedi ki sen düşün bunu? Çözülme mi? Çöz bakayım bunu. Mühim dedi. Kabirde ne yapacaksın? Senin işin mi? Açılırsa evliyalık, mezarı görür, kabri görürse tamam. Senin işin. Niye karışıyorsun Allah'ın içine? Onun için cezayı da çekiyorsun. Ne olacak? Ne olacağım değil. Ne yapmam lazım? Şu anda onu düşün. O kadar.
Elf alfi salatin ve elf alfi selamin aleyke ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksan lezi barekna havlev li nurehu min ayatina innehu huve semun basir. İnnehu huve semi'un basir. İn huve illa vahyu yuha allemehu şedidil kuvve zumiretin festeva ve huve bin ufikil ala. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى سدرة ما يغشى ما زغى البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب كبرى. Duymadıkları için de okuyayım dedim. Miraç meselesi, ha geceydi. Cümlesi namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Miraç'ı zaten şey, inşallah şey yapacağız. Glaftır, glaf. Glaf-ı latiftir. Bu miraç bir libastır, libas. O çıkması, çıkmadır. Cümlesi namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım. Neyi görüyorlarsa. Uzaktan uzağa gördüm. Uzaktan uzağa görmüş. Tutamadı. Ya garip ya. Ben hayal ediyorum biliyor musun okurken? Bunu dediği zaman uzaktan uzağa gördüm, tutamadım diyor. Fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Gece alemi. Niye Miraç gece oldu? Esra. Yatsı namazında o aleme girdim. Duydunuz mu? Yatsı namazından sonra demiyor. Yatsı namazında. O aleme girdim. Geceyi anlattım. Siz sonra biraz geldiniz ya belki eksik olur bilginiz de. Ya, niye gece oldu? Yatsı namazında o aleme girdim. Namazda oluyor. İbrahim Aleyhisselam'ın hacı ateşte oluyor. Tufanda oluyor. Hastalıkta oluyor peygamberler, yani Nuh tufanı vesaire. Yani hepsinin şeyi oluyor, bir miracın zemini oluyor. Abi, 9. sözde de abi, namazın hakikatlerini anlatırken işte şey diyor abi, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan inşa namazını kılmak. Yani inşa vaktinde sadece miracı söylüyor abi. Evet. Sadece yatsı vaktinde miracı söylüyor. O ya. Namaz o zaman yani kuvvetli bir ihtimal yatsı olabilir. Yatsı acayip ya. Mesela yatsı namazında, namazın içinde o mesela imamın Cafer-i Sadık'tı. İmam Bakır değil herhalde Cafer-i Sadık. Evi kerpiç ya yanıyor. Millet komşuları ise söndü ben anlatmıştım. Uğraşırken sonra belirli bir yere kadar geliyor sönüyor ama söndüremiyorlar onlar ama kendi sönüyor. Baktılar ki Allah Allah imam namaz kılıyor. Efendim demiş yani siz bu bilmem ne kadar dinar, zarar ihtimali olsa namaz bozulabilir. Tamam mı? Namaz bozulabilir. Evin yanıyor, sen yanıyorsun da niye bozmadın? Namaz bozulabilir dedim. Salat bozulur demedim. Manasında böyle demiyor, şöyle diyor. Öyle ateşin karşısındaydım ki bu ateşi görmedim. Yani salatı ben söyledim onu. Öyle bir ateşin karşısındaydım ki bu ateşi görmedim. Yani ne, bununla ben şunu vurgulamak istiyorum. Yani namazda olmuş. Mesela okurlarmış böyle bazıları. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Dururlarmış. İstersen cemaat olsun arkadaşlar. Onaylanmadan onaylanmıyor. Neyi?
İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in diyecek ama diyemez. Biz diyoruz, cahiliz ya, el cahilun cesur, cahil cesurdur böyle falan. Yani ne demek iyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in? Yalnız sana ibadet ediyorum, değil mi? Sana ibadet ediyorum. Dolayısıyla sana yalnız ibadet ettiğim için ben de senden, ancak senden talep ediyorum yani. Yani yardımı, nimeti senden talep ediyorum. Çünkü ben sana yalnız, ben sana, senden başka kimseye abd olmuyorum ki, kul değilim ki, ibadet etmiyorum ki. Diyecek ama korkuyorlar gaybden bir ses gelir diye. Öbe riyakâr, bana mı sip kulsun? Kene abudu ve yâkenes, kene abudu sip, bana mı abdsın? Nerelere abd oldun? Kadına, paraya, şöhrete, bakama, nerelere, şöyle şeye abd olduk. Hangisi olduğunu? Barla da söylüyor. İki şerle, iki şartla diyor memurluğu kabul ederim diyor. Hulusi abiye. Hulusi abi albay, kurmay albay. İki şartla devlet memurluğu kabul ederim. Yoksa çingenelik ve dilenciliktir diyor devlet kapısına şey yapmak. Nedir o? Bir, izzeti şerefini ortadan kaldırmayacak. Bir de vazifene, namazına, yani bu diyete mani olmayacak. Mesela öyle bir iştesin ki namaz kılamıyorsun. Kılman da mümkün değil. Yapmayacaksın kardeşim. Bu dünyaya sırf o işi yapmak için gelmedin ki. Namazını kılacaksın kardeş. Namazını ortadan kaldıran bir iş senin için değil. İşte o zatlar böyle onaylayınca kalbine gelmiş. Tamam. Deyince sonra dermiş. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in demiş ama biz Enes İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in ihtinu salatu ve selamun aleyke ya Resulallah. Namaz da kılıyoruz mesela, bakkalcı, toptancı gelmiş Polat'ta. İyyâke ne'abudu, adam baktı namaz mı kılıyor, şey mi yapıyor falan. Baktı gidip kafayı soktu, gördü bu. Şimdi toptancı geri gidecek. İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in ihtinu salatu ve selamun aleyke ya Resulallah. Başkası var da onu da demiyor. Ama gene olmuş. Oturmuş dizi seyrediyor, namaz kılıyor. Ondan sonra gene o toptancı anlatıyor. Toptancı olduğu için bize anlatıyor. Dedi ki baktım ki ona namaz kılıyor. Baktım ki diyor şey dizi seyrediyor. Allah Allah, ben gene diyor başkasının renkine. Ondan sonra dedim ki ne yapıyorsun, namaz kılıyor. Dizi seyredi, o kaçıyor dedi ya. Dizi kaçıyor dedi. Acayip bir yer. Ama öyle de insanlar var ki ayağında demir var, şey var. Namazda çıkarın dedi Hazreti Ali radıyallahu anh. Ve öyle kişiler var ki siz elhamdülillah yer yer kendinizden geçtiğiniz namazlar da var çok şükür. Yatsı namazına o aleme girdim. Hayalin fevkalade imbisatından, imbisat şu, oku çekin, noktada noktaya gitmesine inkişaf. Sesim ise kuşatarak gidiyor, buna imbisat. Ustadın hayali inkişaf değil, imbisat etmiş. Farkı görüyor musunuz? Hayalin fevkalade imbisatından, sonra mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından, yani... İnsanın, 9. sözde geçiyor gene, orada geçiyor İbrahim. İnsanı, insanlı kainatla alakadar etmiş. Kainatla alakadar etmiş. Allah Allah. İnsan olmak. İnsan olmak. Bak bakalım, yerin dibindeki madenlerden, semadaki galaksilere kadar, gaybdakileri, hazır olanları, ruhanileri, hayvanları, insanla alakadar olmadığı bir şey var mı? İnsanlık onu kainatla alakadar etmiş. Bu namaz kılarken aslında namazdayken diyor, oluyor. Oluyor da Cenab-ı Hak mı istemiş oluyor o zaman? Evet. Allah. Çünkü mesela diyor ki ya Rabbi dedi Musa Aleyhisselam, ben Kelimullah, o Habibullah. Ne fark var diyor. Kur'an'da ya bu Kelimullah. Yani İsa Aleyhisselam unvanı. Diyor ki Kelimullah dost edendir. Sen beni dost ettin. Habibullah ise benim dost edindiğimdir.
Sen beni talip ettin, ben de onu talip ettim. Sen beni dost edindin, ben de onu dost edindim. O, sen beni görmek istedin, ben de onu görmek istedim. Bir garip ya, yük o ağır, yük. Sonra işte benim içeride sizin de sorunuz olduğu gibi, bende de soru oluyor, ya niye ya tamam böyle de. Ama yükü çok ağır. Yani mesela belirli bir zamana, belirli bir kavme peygamber değil. Bundan sonraki bütün zamanlara, bütün kavimlere, bütün geçmiş ümmetlerin pisliklerine de, her bir pisliğe, Lut kavminin pisliğine bir peygamber gelmiş. Şit aleyhisselam gelmiş. Her bir peygamber bir şeyi gelmiş. Ama Muhammed aleyhisselatü vesselam yükünü anlıyor musun? Bak ne kadar. Ne kadar acayip bir şey ya. Her şeyi hadis olmuş, ayet olmuş. İşte Kelimullah sen istediğin diyor bak. O zattır ki benim rızamı talep eder. Kelimullah. Benim rızamı talep eder. Habibullah ise ben onun rızasını gözeltirim. O beni dost edinir. Ben ise bunda ise ben onu dost edinirim. Allah Allah. Çok acayip ya. Mesela gündüz maişet için yaptım diyor ayette. Gece istirahat yaptım diyor. Vacanne nevmekum subata. Gece örtüyor. Sırlar açılıyor. Sırlar açılıyor. Sır. Sırlar alemi açılıyor. Yani. Sonra simgedir. Gece müekken ruhani var, melaike var. O aktif oluyor. Hatta çok ilginçtir çok yapmadan önce İsrafil aleyhisselam'a emrediyor. Mikail aleyhisselam'a, şeye Cebrail aleyhisselam'a hepsini Allah diyor. Azrail aleyhisselam'a diyor ki şu Miraç vaktinde hiç kimsenin canını alma. Mikail aleyhisselam diyor ki hiçbir bela musibet yapma. Ona hiç kimse rızkını vesaire şey surunu kenara koy diyor. Cehennem diyor o saatte, o anda Miraç'ta ya Malik rıfk ve şeyle yumuşaklıkla üstünü kapat cehennemin. Habibim görmesin. Ondan sonra üstünü şey kapat, azap duruyor. Bütün kainata böyle bir Allah yani. İnsan efendisiyle, efendisinin şerefiyle şeref yar olur ya, şeref duyuyoruz yani. Size bir şey anlatmıştım, Geylani Hazretleri'ni. Hani ustadımızın ustadım dediği zat ya, Geylani Hazretleri. Onu bir görmüştüm rüyada. O sevgi muhabbetimden dolayı da sahip çıktı bize orada. Yani anlatmıştım onu biraz o zaman. Sahip çıkmıştı, teslim etmemişti ya. Böyle. Gece neyse insanlık insanı kainatlarla kadar etmiş. Çok şükür, gurur diyorum insan olmaktan ya. Çok şükür ya. İyi ki insanız ya. İyi ki Allah tercih etmiş. İyi ki var olduk. Sonra Müslüman olduk. Sonra anne babanız işte herkese bak buradan beni Allah yarattı hamdolsun. Yarattı. Kendisinden haberdar etti. Asıl mücedidliğini nasip etti. Çok şükür ya. Az dahi olsa onun rızası dairesinde dost edindik. Onun rızası dairesinde düşmanı da onun düşmanını düşman edindik. Çok şükür ya Rabbi ya. Koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Oda gibi. Koca dünyayı. Gidiyor musunuz? 9 oluyor. 9'a 4 var. Rabbim yardımcınız olsun. Senin sorun yok değil mi senin? Ben de gidiyorum abi. Tamam 9'da hadi Mehmet. Allah razı olsun. Siz sağlıkçısınız değil mi? Onun için sizde de sorun. Siz de benim gibi eksiksiniz. Abi Lemat'ta bir yer var ya. Evet. Bu niye gece olmuş? Bunlara sanki cevabını veriyor. Ben Lemat'ta hadi bakalım söyle. Ama izle ama duymuyor Mehmet ya. Diyor ki abi şu şehadet aleminde münteşir insanlara hissi büyük bir mucize nasıl ki inşikakı kamerdir.
Niye inşikak-ı kamer gündüz olmuş? Çünkü insanların en çok hisse aldığı, en çok gördüğü mucize oymuş abi. Sonra bu Miraç alem ervahdaki sakinlere en büyük bir mucize ki Subhanellezi esra ediyor. Yani alem-i ervahdaki kilere mucize. Mucize. Kamer ise yerdekilere. Yani siz dediniz ya gece aleminde daha çok ervahların bulunduğu ona geliyordu. Allah razı olsun. Harika yaptın. Ama çok güzel oldu. Hemen ona gireyim. Ayın ikiye bölünmesi, kamerin, şakkı kamer mucizesi arzlılaradır. Miracı kim gördü ki? Hiç kimse görmedi. Teklif edildi. Kabul ediyor musunuz? Etmiyor. Ama ayın ikiye bölünmesi, kabul ediyor musunuz? Etmiyor. Bölündü mü, bölünmedi mi? Diyor. Kamerin ikisi de gece oldu. Kameri de gece oldu ama arzlılara oldu. Şey yapıldı. Peki miracı gören kim? Arzlılar olmadı. Bu mucize kimedir? Ötelerdekileredir. Yani bütün mahlukatın en hayırlısı ya. Nasıl gösterecekti? Alemi gayiptakilere, ruhanilere, arştakilere, arş-ı azamdakilere. Onlar için ayın ikiye bölünmesi şakkı kamer mucize değil ki melek için. Diyor ki başlıkta meleklere miraç, insanlarda şakkı kamer gibi. Ha, meleklere miraç, arzlılara, insanlara şakkı kamer gibidir. Lemat'ta değil mi o? Evet, evet. Ha, Lemat. Doğru, kervandan gelenler gece gördü şeyi. Evet. Doğru söylüyorsun. Gece. Şimdi meleklere, ruhanilere, alemin gayiptakileredir miraç. Teklif bizedir. Sahabelerin en büyük imtihanı ne olmuş biliyor musunuz? O kılıçta değil. Bu miraçın söylenmesidir. Çok zor. Sen düşünebiliyor musun? Bizzati kendin yaşamışsın Mescid-i Aksa'ya. Kaç ayda gidiliyor? Bir ayda. Bir ayda geliyor. İki ay. Sen yaşamışsın. Ama diyor ki Ebu Cehil ve tabileri diyor. Sana bir şey soracağım diyor. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e diyor. Ne zaman gidiyor? Ne kadar gidiliyor? Bir ayda. Bir ayda. Tamam akıllı adamın diyeceği budur diyor. Şimdi birisi dese ki diyor. Ben diyor bu akşam gittim. Ondan sonra ötelere de gittim. Bilmem ne oldu. Ondan sonra geldim dedi yatağa. Dese ne dersin demiş. Kim söylüyor demiş bunu. Sahabenin imtihanı işte. Sahabenin imtihanı bu. Miraç kardeşim. Miraç. Çok zor ya. Biz bir sürü izahlar var böyle. Deliller. Ustad gelmiş. Gazali gelmiş. O gelmiş. Bu kadar 1,5 milyar Müslümanın imanıma teyit ediyor. Öyle iş yapıyoruz. Bu kadar şeyler, telkinler. İlk defa duyuyorlar. Sen doğmadan da annen biliyordu. Baban da biliyordu. O halet de çocuğa yansıyor. Kim diyor diyor. Malum işte değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deyince. O söylüyorsa doğru söylüyor. Sarsılan olmuş mu? Bilmiyorum ama en azından duraklamış mı? Duraklamıştır ya. Yani gündüz kervanla gittim geldim bir ay oldu. İki ay. Şimdi acayip bir şey ya. Demek ki şakkı kamer arzlılara adır, insanadır. Miraç, gayplılara adır. Onlara gösteriyordu üstünlüğünü. Allah Allah. Alem-i ervahdaki sakinlere. Peki uçağa binmeyen var mıdır? Burada. İbrahim binmedin mi? Ben seni bindireyim. Korkuyor musun? Yok. Tamam. Adana'ya sen Adanalı yak. Adana'ya giderken senin şey kırkana. Ben seni bindireyim. Tamam. Niye söyledim? Camın yanına alacağım seni. Bu dersi de hatırlatacağım sana. Şöyle bakar mısın aşağıya 11 bin metre? 11 bin metre böyle. Hiçbir şey yok ha. Peygamberimiz Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'dan ayrıldıktan sonra Arş-ı Azam'da böyle bir şey olmuş. Bakmış boşluk. Yaklaş deyince Cenab-ı Hak hadis bu. Peygamberimiz demiş ki Aleyhisselam nereye basayım? Yani benim üslubum gibi nereye basayım ya Rabbi?
Ne demiş biliyor musun? Sağ ayağını sol ayağının üzerine bas. Hep sırlarla dolu tabii. Her şey sır. Şimdi ben Miraç deyince 10 bin, 11 bin ile uçakta gidince bakıyorsun ya şeye. Erzurum nasıl gözüküyor abi? Toz gibi ya. Tamam böyle. Lafet yani. Koca şehir. Şimdi düşün. Böyle yükseliyorsun. Hiç bakmıyor musun yani? Böyle Allah Allah. Ya bir hayal edin ya Miracı böyle. Uçun ya böyle. Bir uçun böyle. Bir dur. Dur orada. Bir geriye bakar mısın şu dünyaya ya? Oğlum bir boşta. Dünyaya bakma da şimdi uçak. Uçak bakalım biraz. Hayalimize uygun bir şey olsun. Uçaktan aşağıya bakar mısın? Şimdi oradan kapı açıldı şu an. Seni çıkartalım. He? Yani oraya koy. Çıldırırım yani abi ben. Değil mi yani? Tabii ya. Bitti ya. Ya düşmeden önce ölürsün ya. Ölmeden önce. Bitiyor sistem mi? Ağaçtan düşerken hiç kimse hatırlamaz. Çünkü Allah merhameten aklını alıyor. Düşme anında. Düşme anını kimse hatırlamaz. Evet. Hatırlarsan zaten aklın gidiyor. Çünkü düştüğün zaman akıllı olsaydın aklın yok olurdu zaten. Ben bir dala bastım, bir de kendimi aslandı gözümü açtım. Ben sen yerde açtım diyoruz. Hepsini hatırlamıyorum. Allah Allah. Kibahşet ya Resulallah. Koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Ustad namazda ha. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in deyince geçti. Koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. Ziyayatlar ve insanlar o derece küçüldüler. Namaz kılıyorum. Görünmeyecek kadar küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren, ünsiyetlendiren, ünsiyet şu, ülfetle ünsiyet. Sen alışkanlık ülfettir. Bu karsın yani. En cazip bir insan eşinden yoksa alışkanlık. Bitti alışkanlık. Ünsiyet ise kalbine ve ruhuna yakınlık nispetinde her demondan zevk alırsın. Onun için Üstad Hazretleri tefsir yaparken işaret edeceğiz de kadını kalbi diyor. Kalbi sani diyor. Yani en şefiklerin Allah'tan sonra mahlukat en şefikleri kadının kalbidir. Ne diyor? Kalbine mukabil bir kalp. Onda ülfet olmaz. Ünsiyet olur. Ruhana yakın. Onun için diyor ki yani bu, ben hep misal verirken bazıları diyor ki niye böyle garip garip değişik şeyle misal. Yani işimize yarayacak evimizde veya içimizde bir sürü sıkıntıları çözüm olacak misaller vermeye çalışıyorum. Yani eşin eskimiş, modeli değişmiştir ama senin de öyle olduğu gibi. Ustad diyor ki eş kalp, kalptir. Kalbine mukabil bir kalp. Kadın kalbi diyor. Kimin şeye benziyor? Sani. Ne insanı? Kalbi sani. Ya ne diyor orada? Kadın kalbi nereye benzetiyor orada? İş atacağız da. Mehmet, iki Mehmet'ten. Peki işaret edeceğiz de nerede? Tamam, o kalbi nereye benzetiyor? Bir bakın. Biraz önce dedim ama bakayım. O zaman öyle olsun, bulun ki kafanızda kalsın. Yani kadın kalbini bir şeye benzetiyor. Şuna benziyor diyor. Bakın. O niçin o hatırıma geldi? Şuunat-ı Zateniyye merkezine şefkat olduğu için. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam hayale müşahede ettim. Yani bütün kainat ufaldı, dünya ufaldı, kainata geçti, hiç kimse yok. İnsanlar ve kimler diyor? Zihayatlar. Ufaldılar. Görünmeyecek de dereceye küçüldüler. Yok. Bir baktım ki bir tek şahıs var. Orayı aydınlatmış. Yalnız o menzili şenlendiren, ünsiyetlendiren, nurlandıran, şenlendiren, ünsiyetlendiren, nurlandıran tek şahsiyet kimmiş? Şahsiyet-i Maneviye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hayalen müşahede ettim. Peki şahsiyet-i Maneviye Muhammediye ne demektir?
yani izahlı ders yapıyorlar diyorlar ya, o zaman bak, şahsiyeti Muhammediye niye denmiş de Ahmediye denmemiş, Risaleti Muhammediye denmemiş arkadaşlar, hiçbir kışır yok. Yemin ederim zatına ki Risale'de kışır yok kardeşim. Bana göre yok. Niçin? Bak misal vereyim. Niçin şahsiyeti manevi Muhammediye tercüme ederken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti olmaz. Risale-i Ahmediye, Risale-i Muhammediye desen de olmaz. Ne olmaz anlatayım. Ağacı düşünün. Çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Nur-u Muhammedi. Bu ağaç değil. Meyvenin, meyve ve meyvenin içindeki çekirdek ağacın sonucuna Ahmet. Tamam? Ağaca, ağacın görünüşe maddi hayat-ı Muhammediye. Ağacın gözükmeyen manevi programına, makine tarafına manevi hayat-ı Muhammediye. Tamam? Dördünü koyar mısın tencereye? Nur-u Muhammedi, Risale-i Ahmediye, maddi hayat-ı Muhammediye, manevi hayat-ı Muhammediye. Dördünü karıştır kardeşim. Pekmez tayin gibi. Komplesine şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Bütünlük yani. Beni bütüne getirdi diyor. Hepsi yerine. Mesela 19. sözün adı nedir? Sözde 19. Risale-i Ahmediye. Niye Risale-i Muhammediye denmemiş? Muhammed'in değil, Ahmet'in risaleti olur. Ya bu tesadüf olmuştur. 19. mektubun adı nedir peki? Mucizat-ı Muhammediye niye değil de Ahmediye'dir? Kardeşim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mihrapta Vehhabiler bunu çözemedikleri için itiraz ediyorlar, şirk yapıyorlar. Allah ve Muhammed mahlukatı koymuş. Birisi vacib bir vücudun simgeliyor mu? Allah Rahman koysa olur mu mihrapta? Olmaz. Allah'ın ismi Rahim koy, Latif koy. Olmaz. İsmi azam, ismi cami olacak, zat-ı isim olacak. Allah olacak mihrapta. Muhammed yerine Mustafa koysan olur mu? Olmaz. Beşir koysan olmaz. Muhammed insan ismi değil ama ona ayrıten denmiş. O çekirdeğin, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Karar verdi kainatı yaratacağım diye. Bir çekirdek yarattı. O çekirdeğin adı Nur-u Muhammed'idir. Beşeriyeti yok ki şirk olsun. Nur-u Muhammed'i, o çekirdeğin. Muhammed'in içerisi bir şey yok ki, beşer yok ki şirk olsun. Eğer beşer olsaydı niye Adem Aleyhisselam'a daha beşeriyeti konmadan, kürs takılmadan insandır. İnsan demek bütün esmaların, sıfatların bütünsel tecelli ettiği. Beşeriyet takılmadığı için secde et dendi. Yoksa Allah kendisinin dışında kime secde et diyecek ya? Şirk olurdu. Niye şeytan demedi ki ya Rabbi, bunlar gibi bile demedi şeytan. Ya Rabbi ben senden başka kimseye şirk, secde etmek şirk değil mi? Bana niye Adem'e secde ettiriyorsun? Şirk değil mi ya Rabbi? Demedi. O topraktan dedi, ben ateşten. Öyle demedim. Niye şirktir demedi bu Vehhabiler gibi? Ya Rabbi bana şirk mi yaptırıyorsun? Aslında mantıken bunu demesi lazım. Evet. Çünkü orada beşeri olmadığını, bişer, beşer, şerlerle doluyuz. Ama Adem varlıktır. Yani 18 bin alemin hulasa-i camiasıdır. Nefis takılmadı kısacası. Beşeriye takılmadı. İnsanlıktı. O insanlık demek şunat-ı zatiye, sıfat-ı zatiye, sıfat-ı subutiye esmaların hamurudur. Ne demek ya? Biraz da mesela Allah'a secdeden başka secde edilir mi başkalarına? Peki halifleks'e secde ediyorsun. Hani Allah'a secde ediyor? Toprağa secde ediyorsun. Niye diyorsun da şirk olmuyor? Çünkü nefisi yok ki orada. Niye insanın önü? Peki ağacın karşısında durursun, namaz kılıyorsun. Peki insan koysan mekruhtur. Ya çünkü içinde nefis var, beşerdir. Niye her şeyin karşısına kılarsın ama ateşin karşısına kılmıyorsun? Çünkü mecusilere benzemiyor şu. İçine başka bir şey konmuş. O da ateştir, bir şey değil, canlı değil ama o mecusiler oraya itikadı sokmuşlar. Anlıyor musunuz böyle? Hiçbir yerde dinin zatına yemin ederim ki kışır yok. Burada da böyle. Bildiğin zaman. Bak dedi ki şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye. Bu risalet konusu değil ki bu. Peygamberlik de konusu değil bu. Yaratılış bu. Ağacın çekirdeğine Nur-u Muhammedi.
Meyve Risale-i Ahmediye. Onun için 19. mektup, 19. sözde söz beşer olduğu için Muhammed'in mucizeleri değil, Ahmet'in. Ama bazı Muhammed deniliyor. Ahmet babadır, komutandır, beşerdir, kuldur. Tamam mı? Vesaire. Muhammed kim peki? İçeriği. İçerisini kastediyorsan Muhammed. Peygamber, Resul, baba, kardeş işte kimleri varsa Ahmet. Onun için Risale-i Ahmediye. Risalet, his, şuur, aklını bütüne en cami getirendir. Üçünü bir yere getirmiş. Bu sistemin adıdır Risalet. En cami mazarı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam olduğu için Risalet ona verilmiş. Şahsiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayale müşahede ettim. Allah Allah. Hayalen dediği var ya ustadığın. Hayalen dediği yerlere baktığım zaman Ali bir misaldir. Niçin? Tarihçi hayatta diyor ki ustad için hayalini bile israf etmemiş. Bir kadın veya bir şey hayal etmemiş diyor. Tarihçi'de geçiyor. Hayalini israf etmediği için hayalen dediği alim bir misalmiş. Çok şükür ki bunları duymayı Allah nimet olarak bize nasip etti. Çok şükür ki inanabiliyoruz. Çok şükür ki talebiliğimizi kabul edebiliyoruz. Aa, saat 9.30. Yasak saatinde kim gelmiş? Demek ki sağlıkçıdır veya polisiyedir. Başka kim olur? Çok şükür. Şimdi bir adam yeni bir menzile girdiği zaman menzildeki zatlara selam ettiği gibi bir zat bir menzile girdiği zaman selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu selam verdiği gibi binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzu içimde coşar buldu. Allah Allah. Girmiş ya o alime. O alime girmiş bir kişi var orada. Bir kişi şenlendirmiş, nurlandırmış, ünsiyetlendirmiş. Kimdir bakayım ki selam bu adama gelince okudum. Bana bak kimsin sen bir bakayım. Mehmet sen misin? Evet abi. Fesubhanallah. Allah'ın şey nereye tevafuk ettiğini bir bilse. Bir okuduğum yeri okuyayım sana şimdi. O zaman bil kıymetini. Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman, bir meclise girdiği zaman, menzildeki zatlara selam ettiği gibi. Tamam. Derste selam verilmez, namaz kılarken verilmez, yemek yerken verilmez, yatana verilmez. Bir şartta yemek verine, yemek yiyene verilebilir bir şartta. Ona oturdun açım kimse beni davet etmiyor. Yani selamun aleyküm. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yani buradayım açım da çağırın beni. Çağırmıyorlarsa selam bile. Ya. Binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzu içimde coşar buldum. Allah Allah. Nedir aşiye? Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam'a gelen rahmet umum ümmetin ebedi zamandaki ihtiyacına bakıyor. Hem de buna cevap veriyor şey. Niçin ihtiyacı olmadığı halde o kadar? Salatu selam getiriyoruz. Değil mi? Elfi elfi salatu ve elfi elfi selamun aleyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Değil mi getiriyoruz? Niye diyor? Çünkü ben Haşim Meydan'a kendi derdimle uğraşırken o bütün ümmetinin derdiyle uğraşacak. O zaman bütün ümmetlerinin derdini aşabilecek manevi bir şahsiyet. O zaman sen getirdiğin salavat onunla arandaki münasebetin bağını kuvvetlendiriyor. Alacağın oluyor Enes. Bak bir de okuyayım. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselama gelen rahmet, bunu Barla'da anlatıyor 270'te. Ama burada icmal etmiş. Bir daha. Zat-ı Ahmediye'ye, Muhammed'e değil, gelen rahmet, umum ümmetin ebedi zamanda ihtiyacına bakıyor. Onun için gayri mutenahi salat yerindedir. Acaba dünya gibi koca büyük ve gafletle karanlıklı, vahşetli ve hali bir haneye birisi girse ne kadar tedahuş, tevehuş, telaş eder? Mesela
Bilmediğiniz bir yer. Ben biraz çekmişim, gözümü bağladılar. Gözümü açtım, yani giderken de düşünüyorsun, bakayım ne alacak. Yani şu andaki gibi değil, bir film seyretmiyorsun. Çünkü giderken çok iyi biliyorum ki ya aklımı alacaklar, sebep olacaklar. Ya canımı alacaklar, kesin biliyorum. Bunu bilerek yani, biliyorum ya. Şimdi bir şey anlatmak için söylüyorum. Bir haneye, bilmediğim bir haneye, bir haneye girse ne kadar tedahuş, dehşet alır, tevahuş, fahşet eder, telaş eder ve birden o haneyi tenvir ederek Enis, Munis, Habib, Mahbub bir Yaver Ekrem'i sadırda görse, mesela gözümü açtıkları zaman baktım ki tanıdık birisi. Merak etme hoca, rahat. Ama bugün ayvam yok. Narım da yok. Dershaneye yakın yerde, dört yolda sebze satan zat. Ayva satıyor, nar satıyor. Biz de dersten gelirken ondan meyve alıyorduk. Ayva alıyordum, nar alıyordum falan. Uzaktan geldiğim zaman bir baktım ki gözüm kapalı. Gözümü açtığım yerde beni götürüyorlar, bıraktılar. Reis. Reis dediğim zat, baktım ki sokakta el arabasıyla meyve satan zat. Merak etme hoca, bugün de ayva yok, ayva yok. Endişe etme. Anladın mı? Şimdi gözü açıldı, yeni yere girdi, birden sadırda onu gördü. Sadır yani kapının girişinde, alemin girişinde iman ettiğin zat. Ne kadar rahatlarsın. Seni görsem rahatlarım tabii. Bir baktı ki Fahri Kainat. Sadırda görünüp o hanenin maliki rahimi kerimini o hanenin her eşyasıyla tarif eder, tanıttırsa gel hoca. Ey ümmetim gel. Gel Said dese Allah Resulü. Bak gel. Oraya gitti ama Enes. Tek başına dolaşmıyor. Sadırda onu görüyor. Bak burada çarpıyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam sarayı tarif ediyor. Gel diyor. Bu diyor Malik-i Rahim'in, Kerim'in sarayıdır. O hanenin her eşyasını tarif ediyor. Tamam mı? Tanıttırıyor. Said diyor. Bu budur diyor. Bu da budur diyor. Bu budur. Ya anlıyor musunuz? Bir eve giren gibi değil ya. Ben keyifleniyorum yani. İftihar ediyorum böyle peygamberim olması, böyle ustadım olması. Böyle bir davanın peşine koştuğumdan. Gurur duyuyorum yani. Hele en çok gurur nerede duyuyorum biliyor musun? Kuşan, garipseyeceksin ama. Ben Rabbimle gurur duyuyorum. Böyle bir Allah'ım olduğundan, Rabbim olduğundan. Tövbe yani. Munacat'ta diyor. Murat. Murat'ta da Murat. Burak. Ha Burak, Burak. Usta diyor ki, usta, Allah'ı anlatırken Rabbiyan'ı. İş güzar diyor. Ne kadar iş güzar oldu anlaşılır. İş güzar ne demek? Becerikli. Cenab-ı Hak için diyorlar. Ben olur da bir tanrı olur. Menfi için tanrı diyorum. Olur işte bizi öyle şekilde bizi yaptı ama kainat eksik olur, şu eksik olur, beceremez. Ne yapayım? Düşe kalka gider. Ama bizim Rabbimiz iş güzar. Her şeyini, her cihetini biliyor. Görüyor musunuz? Bizim Rabbimiz her şeyini, her cihetini bilir bir ilim. Ya. Çok şükür. Ha, şimdi ustad oraya girdi. İlk defa duyuyorsun Mekke Mehmet burayı. Girdikten sonra sadırda o zatı gördükten sonra o zat ne yaptı? O sarayın içerisinin eşyanı tarif edip tanıttırsa yapmış. Ne kadar sevinç, ünsiyet, surur, ışık, ferah verdiğini kıyas ediniz. Bunlar kabirde olmuyor ha. Dünya yaşar, kabir. Sonra alemi berzah, kabir mezarlık. Mezarlık burası. Kabir, sorgu sorulduğu yer. Alemi berzah, alem, keyif yapıldığı yer. Ondan sonra sırat köprüsü, cennetler, menetler. Bu o değil, arş ya. Çünkü kainat diyor. Kainata girdi. Kainatı benzil gibi gördüm diyor ya. Git mi ne yapmış? Tarif ediyor, tanıttırıyor. Peki insan ne yapar?
Şimdi gittiğim böyle en zor durumumda en sevdiğim kişi karşıma çıktı. Ona karşı ne yaparım? Ünsiyet ederim, surur, ışık, ferah verdiğini kıyas ediniz. Zat-ı Risalet'teki salavatın kıymetini ve lezzetin takdiri. Zat-ı Risalet'e Allahümme salli ala seyyidine Muhammed getirmek, o alemdeki o zatın benim en zor durumda benim teşrifatçım, orayı tanıttırmak, benim ünsiyet, surur, ışık, ferah verilmesine sebep olan zat. Senin en zor durumunda en büyük yardım görsen ne kadar seversin? İşte o zata salavat getirmek, bağımızı kuvvetlendirmek, şefaatini temin etmek, onayladığımızı ifade etmek. Yoksa onun öyle sevap ihtiyacı yok ki ya. Barla 270'te diyor okumak isterseniz. Niye çok salavat getiriliyor? Aynen. 270'te değil mi? Aynen. Öyle hatırlıyorum. Sözler 71'de var. Niye salavat çok getiriliyor? Mektubat 301'de de var. Niye o kadar salavat getiriliyor? Şimdi... Mesnevi'de de var. Kaçın sayfa Mesnevi? Sayfa 88. Kastamonu 88'de ne var? Bilen var mı? Ziyaettin Vasi var. Maşallah Mehmet. Harikasın maşallah. Bir daha bir şey diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam okunan salavat-ı şerife o sofraya edilen davete icabettir. Ha. O Maide-i Kur'an var ya kainat sofraymış. O sofraya Makam-ı Mahmud bir şey sofra. O sofra Makam-ı Mahmud. O sofra demekken yemek değil ha. O sofa, sofa, sofra. Makam-ı Mahmud'a edilen, o sofraya edilen davete icabet ediyorum demekmiş. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salavat getirmek. O sofradan davet tezvik ediyor, dağıtılıyor. Dağıtılıyor, sana davet. Ben de davete icabet ediyorum diyor. Evet, icabet ediyor. İcabet ettiğine delil salavat getirmendir. Çok şükür ya. İyi ki böyle bir peygamberimiz var. Ya Rabbi gurur diyorum ya. Çünkü elhamdülillah hiçbir şey boyun eğmedi. Hiç böyle tarzı. Yani şimdi bir daha feyiz alıyoruz abi. He efendim. Bu feyiz orada geliyormuş. Ha salavat getirince mi? Yok Makam-ı Mahmud'da geliyormuş. Şu andaki feyiz mi? Oradan geliyor. Makam-ı Mahmud'dan mı geliyor? Evet diyor ki abi. Evet, biz de oku. Tavzi edilen lütufler, feyizler, nimetler o sofradan akıyormuş. Allah Allah. Tevzi edilen evet. Rahmetler, lütuflar, feyizler o sofradan akıyor. O sofradan akıyor. Makam-ı Mahmud. Evet. Hani Makam-ı Mahmud ahiretteydi, aşırı meydandaydı? Şu anda akıyor. Yani. Şu anda akıyor işte. Subhanallah. Makam-ı Mahmud. O da buraya geldi. O da buraya geldi. Abi sureti burada şey İbrahim her şeyin. Hakikati oradalar tabii. Sonra daha miraç okuyacaktık değil mi? Yani miracın miracına girdik abi. He ya. Çok güzel oldu ama. Üstadın miracı bu değil mi bu? Miracın şeyi. Ustadın miracı derken bizim miracımız. Yani aslında ben şöyle düşünüyorum. Doğru. Üstad Allah yani Peygamber Efendimiz Resul-i Ekrem Allah'la muhabbet etti. Muhatap oldu. Miraç'ta. Değil mi? Üstadımızla Efendimizle Resul-i Ekrem'le muhatap oldu. Öyle değil o. Birincisi doğru. Miraç aleyhissalatü vesselam Allah ile muhatap oldu. Evet. Aslında doğru söylüyor. Ama şimdi anlattığı yer anlatıyor. Salat-ı Kübra namazını anlatıyor. İmam Resulullah Efendimiz değil mi? Büyük insan. İmam, onun arkasında Resulullah bu. Buraya kadar bu. Tamam. Şimdi anlatıyorsun Yasin abi. Üstad da yatsı namazındayken o aleme geliyor işte. Her şey küçülüyor. Yani küçülmesi buradan çok uzaklaşıyor dünyada. Bizzat karşılıyor onu. Resul-i Ekrem. O her şeyi anlatıyor. Ha, tamam. Allah da Efendimiz'e Miraç'ta anlatmamış mıydı her şeyi? Evet. Her şeyi gösteriyor. Ben diyorum şimdi sen mesela diyelim ki Hasan Akar'ın miracı olsa bu kez üstadımız belki sizi karşılayacak. Değil mi? Öyle mi olur? Ha doğru. Doğru ama bir orada tutma rahmetini. Peygamber Aleyhisselam bedenen ve ruhen gitti ya. Evet. O kapıyı açık bıraktı mı? Kalben ve ruhen evliyayı ümmeti gidiyorlar Allah'ı görüyorlar. Yani peygamberimiz de tutma diyorum. Oraya kadar kainatı... Yani onların kapıları açık gidebilir. Evet yani. Ama şey, bu kainata kadar. Kainat arşa kadar. Şurada çizeyim mi ben? Şöyle yapayım. Şöyle yapayım de. Bak.
Bak şimdi nereye kadar gitti ustad? Bunu nereye kadar anlatıyor? Resul'a şurasını mahiyeti zatiye. Şurası şuunatı zatiye. Şurası iki sıfat da olsun. Sıfatı zatiye, sıfatı subutiye. Sıfat. Şurası esmalar. Esma-i zatiye, esma-i fiili, esma-i usnalar. Bitti. Şurası Nur-u Muhammedi. Aleyhissalatü vesselam. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Sonra ben kainatı yaratacağım dedi burayı. İlk önce bu çekirdeği yarattı. Çekirdek. Yazayım çekirdek. Burası Arş-ı Azab. Burası Lef-i Mahfuz. Burası Arş. Burası Cennet, Cehennem. Tamam. Şurası Kürs. Burası Alem-i Şehadet. Detaylı anlatmıyorum. Lef-i Mahfuz ispatlar vesaire, Kâf, Nun tezgahları. Şimdi şuraya kadar Arş. Buraya kainat. Arşın ayağına kadar. Cennet cehennemin damı. Cebrail aleyhisselamın yeri burası. Burada dedi ki ben bir adım daha tamam. Burada. Arş-ı Azam'a çıkamadı yani. Yok. Evet. Yanarım dedi. Burada kürs var. Mikail. Mikail aleyhisselam. Arş. İsrafil. İsrafil aleyhisselamın şeyi. Cebrail. Cebrail aleyhisselam. Azrail. Niçin bu burada? Çünkü ruhlar burada olduğu için. Burada bize ruh takıldı. Gözüküyor mu kardeşler bu? Burada ruh takıldı. Burada bize akıl takıldı. Burada bize kalp takıldı. Burası kabz ve bast aletleri. Buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, canım sıkıldı. Of, puflar. Cehennemden bize takıldı. Bast, gevşeme, yumuşak, sevinç, saadet, surur, lezzet, keyifler buradan takıldı. Kürs ise beşer. Beşeriyetimiz, bişer. Nefse emmare, levame, mulime, mutmayene, razıya, safiye. İşte buradan takıldı. Burada işte daha alemler var mesela. Zaman takıldı, mekan takıldı. Tamam, ana şey olsun. Şurada, şunları girmeyeceğim. Şimdi ustadımız şuraya kadar anlatıyor şimdi onu. Kainat. Buraya ne deniliyor? Şurayı sileyim ben. Şurayı sileyim. Bak şuraya. Şuraya. Şecere-i Filkat. Bu kainat. Bu şecere-i filkat. Şimdi burada bu çizginin adı nedir? Şuraya. Başka bir kalemle yapmam lazım ki belli olsun. Şu olsa yapalım. Şu. Şuraya. Şurası, evet. Kab-ı Kavseyn. Bu çekirdek. Ben olan ben bu. İşte bu zat, parmağını buraya koyar mısın? Buna diyor ki, benim vücudum. Bu. Benim vücudum.
benim nefsim, benim kalbim, benim aklım, benim ruhum diye sahiplenen hep bu. Ben olan ben bu. Mahluk değilsin, vacip de değilsin. Sahiplenme, kendine vücut rengini verme. İşte ustadın 28 sözde söylediği o kainatı şenlendiren zat-ı Risalet Ahmedi burası. Bu kainat. Arşa kadı olan kainat. Cennet, cehennemin. Cennetin, cehennemin bizdeki karşılığı anladık değil mi? Cehennem bastır, bast. Buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, canım sıkıldı, uf, puf. Buradan bize. Bunun Kastamonu 8'in sayfada diyor ki, bak dayanamıyorsun ya. Yani dayanamıyoruz ya sıkıntı, panikler. Bu cehennemden 70 bin defa yıkanmış, sana biraz servis edilmiş. Buna dayanamıyorsun da aslı burası. Bast iste, bast cennetten. Surur, neşe, saadet, rahatlık, ferahlık, lezzet, zevk. Buradan gelmiş. Kürsi ise, işte secde buradan. Yani Adem Aleyhisselam ruhu yaratıldı. Akıl verildi, kalp verildi. Bu duygular, celali ve cemali duygular. Bu takılmadığı için secde et dendi. Etmedi namussuz. Başımızı da belaya soktu. Tamam. Bir sürü şeyler yaptı. İşte bu takılmadı. Bu beşer, beşer. Beşer. Yani nefis. Takıldığı yer. İşte eğer adam biliyor şeytan. Ya Rabbi, senden başkasına secde yapmak şirk değil mi? Evet. Bana niye Adem Aleyhisselam'a senden dışında Adem'e bana secde ettiriyorsun? Şirk bana niye yaptırıyorsun? Niye demedi? De ben ateşten o topraktan dedi. Vehhabiler bunu bile anlamadı şeytan kadar. Buna hikaye diyor. Beşeri takılmadığı için şirk olmuyor. Çünkü orada beşer yok. Bir şer, şerlerle dolu yok. Ne var? Esma ve sıfatların bütünlüğü var. Hulasası var. Ya. Acayip bir şey. O şeytan biliyor. Şeytan Allah'ı inkar etmedi. Ahiret inkar etmedi. Bana şirk mi yaptırıyorsun demedi. Toprağa secde ediyoruz. Toprakta beş nefis mi var? O zaman ne var toprakta? Bütün esmaların cemidir. He. Hasan abi, Peygamber Efendimiz şeye kadar mı gitti? Nur-u Muhammediye'ye kadar mı? Ha, Peygamber Aleyhisselam şuraya kadar gitti. Silin biraz da şunlar şey olmasın. Bak şöyle. Bak şimdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şuraya kadar gitti. Şuraya. Kabu kalpsen ha işte. Kabu yani, kalpsen. Tamam. Yazdın. Oraya bakın. Buraya kadar gitti. Şimdi buraya kadar geldi. Mesela Mescid-i Aksa. Bütün peygamberlere imam oldu. Namaz kıldı. Ama namaz farz değil daha. Miraç'ta farz oldu. Temsilcisi oldu mu? Kürse geldi. Beşeriyetten çıktı. Cennet cehenneme de girdi. Celali ve cemali sıfatlar kemal buldu. Celal, cemal. Arşa geldi, bütün isimlere mazhar oldu. Bütün meratipleriyle. Lef-i Mahfuz'a geldi, Kur'an'ın bütünlüğüne mazhar oldu. Arş-ı Azam'a geldi, İsmi Azam ve sıfatlara mazhar oldu. Yani beşeriyet yok, her şey bitmiş. Geldi buraya. Burada işte muhatab-ı ilahi oldu. Burada kelamına burası ise rüyetine mazhar oldu. Ya buralara gitti be sen de. Yani hep böyle asansör gibi göre göre değil mi? Hepsini. Diyor ya cenneti cehennemi görmüş. Cennet mesela cehennemi gördü. Cenneti görmedi, girdi. Cehenneme girmedi. Cehennemi gördü. O da nasıl gördü? Üstünü kapattı ya Malik diyor. Muhammed gelecek. Herkes bekliyor. Asırlardan beri kainat konuşulalı. Her yerde Muhammed yazıyor. İşte o zat geliyor. O kadar merak ediyorlar ki melekler. Ondan sonra şey diyor ki hangi peygamberindi ya? Arş'ta mı? Arş'ın merakta melekesi. Hepsi tamam şey yapıldı. Hepsine vazife verdi Cebrail Aleyhisselam şöyle yapın diye. Muhammed geliyor. Koridor açıldı. Bir tanesinin şey aldı herhalde şey olmuş ki bize anlatılacak. Moralı bozuk. Diyor ki
Niye moralim bozuk? Ya diyor, Muhammed gelecek diyor, bana bir vazife vermediniz diyor. Ben diyor, 40 yıl onu bekliyorum diyor. O oranın yaşayayım. Onu bekliyor. Yani diyeceksiniz ki bu ne vardı ya insan iki ayaklı? Sen beni gördüğüm gibi değilim ki. Ötekisi de farklı görüyor. Ötekisi beni düşman görüyor. Vatan haini gören var beni. Herkes farklı görüyor. Bir de bu beşeriyetten buradan sıyrıldı. Belki şimdi bir sır söyleyeyim. Madem buraya kadar in. Buraya gelince beşer mi? Çıkarttı elbiseyi. Burada artık elbise yok ki. Hani beşer benziyor ama artık içi dışında oldu. Mesela bir insanın simasından belli değil mi? Alevi oldu, Fransız oldu, Sünni oldu, işte şuralı oldu, namaz kılıp kılmadı, her şey belli değil mi? Belli. E şimdi evet bu beşeriyeti var ama o çıkınca ruhu her şeyi yansıyor. Cennet cehennemde kemal buldu, celal ve cemalden sıyrıldı, kemal buldu, simasına yansıdı. Sima derken bu değil gene de nasıl önemli bir arş bilmiyoruz yani. Arşta da bütün isimlere mazhar oldu. İşte mazhar olunca o melekler nasıl görüyor? Mesela şöyle bir aletimiz olsa, içini böyle, şöyle içini baksak, için nasıl acaba? Aklına, kalbine, ruhuna, vicdanına, nefsine, niyetlerine, insanlığına, vefana. Yani baksak nasıl olur Mehmet? Şimdi mesela böyle, Mehmet'in kalbine bakalım. Oo, koy bu tarafa. Aklına bak. Bunu da koy. Allah Allah, vicdana bak. Ruhuna bak. Vefasına bak. Sadakatine bak. İhlasına. Hepsini böyle görsek. Nasıl olur? Merak eder miydin kendini? Hem de değişir. Çok merak ederim ya ben gerçekten. Merak edersin değil mi? Allah Allah. İşte bu... Yani böyle bir şey zannetmeyin yani, böyle bir çıkmış öyle falan geliyor falan. Tamam, beşeriyeti bedeni var ama içi dışında, dişi içinde hepsi. İçiyle diş bir olmuş. Nasıl peki, nasıl içi bir dışarıda bilmiyorum ki ama gene beden. Niye bedeniyle gitti? En kesif en camidir. Karanlık ne kadar zifir olursa nur o kadar gözükür. Beşeriyeti en camidir. Meleklerde şey yok ya, beşeriyet. Kesif yok. Şuraya okuyayım, keseceğim. Kabe ile şey aynı olmuyor musun? Adem Aleyhisselam'a şeytan secde etmedi. Kabe'ye de hani taş mesela normalde. Kabe secde ediliyor. Evet. Aynı esma şeyde de. Evet. Yani beşeriyet olmayan bir şey. Mesela Halifleks'e seccadeye diyoruz böyle. Niçin böyle seccadelerde şekil varsa yapmayın? Sade olsun diyor. Çünkü bakıyorsun benim gibi olan ipi oraya iş yapamadı ya. Bak buradan biraz geçti. Geçen bir yerde seccade namaz kıldım. Seccade verdim. Ulan burada bir eksiklik var ya dedim ya. Burada bir şey. Geometri de biraz sıkıntı var. Namazım bayağı hep zarar verdi. Onun için şey veriyor. Sen Kabe'yi koydun. Lan ayağın altına Kabe'yi niye koyuyorsun ya? Çinlilerin yaptığı Kabe. Seccade. Kabe ayağın altına konulur. Abi secde ettik ama kalkınca ayağın altında yani. Hani Suudlar gibi. Oteli dikmiş böyle kaç yüz metre. Kabe'yi ayağının altına koymuş. Ondan sonra saat namı vererek şeytanın boynuzunu koymuş. Otelin kafasındaki saat var ya. Boynuza bakın. Hilal güya. Ne hilali? Şeytanın boynuzu var ya. Onu koymuş. Hep bilerek yapılmış. Hepsi semboldür, simgedir. Herkes bilerek her şeyi yapıyor. Ben de bilerek konuşuyorum. Rastgele konuşmuyorum. Şeytanın boynuzu var mı? Boynuzu var. Tabii şeytan boynuzu var. Bazı camilerde bakın bakalım o kalebodur var ya, Kütahya seramik diyor. Bak bakalım gün nam altında nasıl boynuz koymuş böyle, bazı seramiklerde var. Ortasında bir kafa var. Aynı şeytan kafası, böyle yuvarlak değil. Böyle hamur yap, biraz eğer misin böyle? Böyle. Şaşıdır böyle, ağlı falan. Bak bakalım ortasında böyle. Yanlarında boynuz var. Camide görürsünüz şeytanı. Şeytanın sana şeklini yapmış, güya kalebo durmuş. Evet. Sana boynuz takmış. Tamam, fazla bakmayın. Neyse. Her şey şimdi yok. Zaten o şekilli seccadede namaz kılamayız yani. Burada. Kılacaksın. Ya, kıl da. Kılamayız kılma yani. Peki Hasan abi. Üstad kainata kadar çıkmış. Ha, Ekrem. Kabı kafiye ne kadar? Evet.
Yok, şeye kadar beşeri şeyiyle gitti, beşeriyetiyle gitti namazdayken. Üstad, buraya kalbe merhaman gittiler. Asıl imamlar gidiyor. Üstad oraya kadar çıktı. Çıktı evet. Ruh ama o Allah Resulü'nün farkı Üstad şey Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bedenen ve ruhen gitti. Etkiye ümmeti arkasına takip eden imamlar, İmam Ali gibi, İmam Azamlar gibi, Gazaliler gibi, İmam-ı Rabbani Hazretleri kalbe merhaman gidiyorlar. Şimdi okuduğumuz yerde nerede karşıladı? Şuraya kadar. Arşta kardeşim. Ya arşa kadar, kainat diyor. Buraya kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam var. Buraya gelince saray ota, kainat saraydır der. Buraya kainatın sarayının teşrifatçısı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tarif etti usta da geldi, hoş geldin Said dedi. Her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı ya. Şey bana bakıp namazda oluyor ha. Sonra gel de senin ve benim gibi uyduruk adamlara kanaat etsin usta. Refet abiye, Hulusi abiye, Hulusi şunlara bunlara. Yani buralara gezmiş, acayip bir şey. Ama o zaman o şey neresi oluyor? Ya bunlar büyük adamlar. Niye? Bizim gibi uyduruklara kanaat etmişler ya. Hakikaten büyük ya. Yani ben sordum şeye, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'ne sordum. Siz niye büyüksünüz dedim ya. Niye tarihte silinmediniz? Kırıkhan'da yatıyor ya. Bana dedi ki, sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyüğüz dedi. Niye unutulmuyorsunuz? Siz dedi, insanların nazarında unutulmamak için uğraştığınızdan unutuluyorsunuz. Hep tersinde oluyor. Hep biz unutulmamak insanların içinde aradık. Gizli mi kaldın? Allah'ın böyle bir vaadi var. Ne kadar gizli kalırsan Allah ben senin sırrını fahş edeceğim. Merak etme diyor. Ben fahş edeceğim. Sen de açığa çıktın. O nispetle kapatacağım seni diyor. Unutulacaksın. Buraya kadar. Abi bir dakika. Bir soru geliyor herhalde. Şey söyledi ki Peygamber Efendimiz el ele öptü ya şeyi sıra. Sesi dışarıya ver. Şimdi konuşsanız abi. Efendim bir de söyle kimsin? Abi Mehmet Su. Yani üstadın orada çıkması bizim için bir hikaye olmasa gerek. Bizim de oralara yaklaşmamız mümkün müdür? Mehmet'im. Hiç kimsenin kitabını okumaya tahammülüm yok benim. Ben kimsenin kitabını okumuyorum. Ve şey de demiş, uzatıcı demek istemem böyle, neyse. Demiş ki, oğlum ne yapıyorsun demiş. Demiş ki, Kur'an okuyorum. Tam da şey gelmiş. Dedi ki, ne okuyorsun? Alim ha? Demiş ki, Meryem suresini okuyorum. Ne yapacaksın Meryem suresi? Sen Meryem misin dedi. Yok. Çocuk mu doğuracaksın? Yok. İsa mısın? Yok. Niye başkasının hikayesini okuyorsun? Senin ne alakası var onun? O zaman bırakmış. Yeniden Kur'an'a bir nazar getirmiş böylelikle oğluna. Başkasının kitabını, hikayesini. Ben Yunus balığına mı gireceğim? Ben ne yapacağım Yunus Aleyhisselam? Görüyor musunuz lemaları? Ben ne yapacağım? Ben kurtlanacak mıyım? Yok da niye Eyüp? Ben gemi mi şeyim var? Tufan. Niye Nuh tufanını okuyayım? Ben böyle bir şey. Niye başkasının hikayesini okuyayım? O benim, ben. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buraya gittiği zaman yanında kim vardı? Ne vardı yanında? Bir nur vardı. İki anahtar vardı. Üç emanet vardı. Nedir onlar? Ne emaneti? Hepimizin ruhu vardı. Hepimizin imanı vardı. Bütün mevcudatın ubudiyeti vardı. Çünkü bir cumhurbaşkanı o kılıfından çıksın, başka devlete gitsin, normal bir vatandaş karşılanır. On vani ile giderse devlet erkanı ile karşılanır. Allah Resulü Miracı Ekberi Muhammed ile bütün temsil ettiği mahlukat adına gidiyor. Peygamber Aleyhisselam bir defa olmuş. Beden, cismen yani bedenen ve ruhen. 30 küsür defa kalben ve ruhen olmuş. Bir defa niçin öyle olmuş? Altıncı şuada anlatıyor müracaat. Bizi temsilen gitti. Biz de gitmişiz buraya. Çünkü biz ondaydık. Emanet biz onda vardık. Başkasının hikayesi değil benim hikayem ama hatırlamıyorum. Bu sefer dedi ki bir tanesi böyle itiraz eden karşıma ne kadar tuhaflar mahluklar diyor. Ben hatırlamıyorum ki böyle bir şey diyor.
Elestu Birakbikum'u da hatırlamıyor. Miracı da hatırlamıyorum dedi. Böyle Vehhabi tipli. Dedim anne karnından gelmedin mi sen? Durdu. Hatırlıyor musun oraları? Geliş sürecini hatırlıyor musun? Doğdun emme sürecini hatırlıyor musun? O zaman yoktur de. Ama hatırlayamam. İmam Azamlar var. İmam Ali var. Sen şimdi anne karnına gelmedin mi? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun diye yok mu? Peki neyle hatırlıyorsun? Aklen ve ilmen. İşte ilmen. Oradan geldiğini gerektiği iktiza ediyor. Bu miraç da iktiza ediyor. Bizim hikayemiz. O biziz. Ustad bizi de götürmüş ruhen. Tek başıma gitmedim dedi bir şeyle. Nereden biliyoruz? Barlayı açın bakalım. 158 miydi? 200 kaçtı? Hafız Ali abi anlatıyor ve barlaya koymuş. Barlaya koymuş. Ne demiş? Diyor abi bir abi ders yapıyor. Hafız Ali abi de oturuyor. Kainatta diyor bu da dolaşıyor. O ders yapıyor bu dolaşıyor. Sonra büyük bir kainata diyor kainata. Bırak öyle diyor ha. Sonra başım döndüm diyor. Tiyatro edemedim diyor. Başım döndü diyor. Ben de indim aşağıya diyor. Ne diyor ya? Sonra indim diyor. Bir baktım aşağı inince küçük bir saray gördüm dedi. Hah burası tamam bana uygun dedi. O çok büyük diyor. Yatay demedim diyor. Küçük bir saraya geldim ama kapısı var diyor. Açamadım diyor. Bunu nasıl açacağım? Derken düşünürken diyor ders yapan her şey besmele anahtarıyla aç diyor. Birinci söz okuyormuş. 14. lemanın şeyinde var ya besmele. Besmele anahtar ya. Ha diyor o ders ver. Bu içeride dolaşırken o haberi yok. Onun haberi yok. Bu dolaşıyor. Bana hemen diyor besmele anahtar oldu. Bismillahirrahmanirrahim dedim diyor. Unutmuştum diyor. Açtım diyor. Girdim diyor. Girmiş bunlar ne yapıyor ya? Halüsinasyon geliyor. Bunlar durum hepten iyi değil. Şizofreni. Şizofreni. Halüsinasyon. Bazı derste de diyorum. Ya deme diyor. Bazı benim yakınlarım diyor ki. Ya dedi sen diyorsun ya. Benim dediğim fazla kulak asmayın. Ben kafadan eksiyim. Şizofreniyim. Ya öyle diyorsun ama diyor. İnanacaklar diyor. Doğru söylüyorum dedim. Şimdi desem ki o saraylar falan bunları anlatan adam bunlarla bu adam kafayı yemiş. Şizofreni diyecek de halüsinasyon görüyor. He kardeş ya. He halüsinasyon görüyoruz. Sen böyle içeriye baktığın zaman uçkurluk ve mide sesleri duyarsın. Onların arıları, isteklerini duyarsın. Ya. Bambaşka alem ya. Tuhaf alemler var. Yani abi o soruyu sormamın niyeti şuydu. Her namazda Allah'a şükürler olsun o aleme girerim ümidiyle giriyorum. Ve bu ümidi de hiç kaybetmedim. Bu benim için bile, sıradan bir insan için bile mümkün olması ümidi var. Bu ya, bunda yanılıyor muyum, yanılmıyor muyum onu sormak için sordum abi. 16. sözün 4. şu an. Her namaz kılabiliyor musun? Namaz kılabildin sen. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Ezan vaktinde bütün ruhlar aşağılama araya çıkar. Kabul edilenler, huzura kabul edilenler buraya muhatap olur. Huzur ile, bak ne diyor dördüncü şurada. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile ondan sonra ne oluyor? Sen de beşer olarak dünyada namaz kılıyorsun. Huzura kabul edilmeyen ruhlar namaz kılamaz. O zaman benim ne suçum var? Liyakat. Bir tane söyle demişti bir derste gene. Dedi ki, bilirsin dedi, Allah hidayetin istediğine veriyor dedi. Doğru, ayet meali. Bana vermediyse dedi, benim suçum ne dedi? Sen ne istiyorsun dedim? Hidayet istiyorum. Allah hidayetini istiyorsan Allah'ın istediği gibi ol, istediğini alırsın. Allah'ın istediği gibi olana Allah'tan istediğini alır. Allah'ın hidayeti Allah'ın isteğindedir. İsteği gibi olursan istediğini alırsın. Almamışsan isteği gibi değilsin. Namaz kılabiliyorsak, namaz kılıyorsan ruhumuz namaz anında miraç yapıyor. Müminin namazı miracıdır diyor. Ben başka tarafını söylüyorum. Namaz olmadan o öğlenin ikindi arası, öğle namazı. Ruhlar gidiyor. Huzura belediye başkanı, cumhurbaşkanı kabul ediyor mu seni, etmiyor mu? Geri gönderiyor. Huzura kabul edilen namazı kılıyor. Yoksa Şafii ve le dalin amin.
Ama niye kabul edilmedi? Ha ona göre sen de kabul edil. Sen de ben kabul edeyim. Elhamdülillah bugün yatsıyı kıldık mı? Yatsı okundu mu değil mi? Çoktan abi. Biz kıldık mı? Yok. Biz kılmadık değil mi? Evet. Ha, tamam kılmadık. Huzura kabul edeceğiz daha. İnşallah. O zaman şu cümleyi bitireyim de. Cümleyi bitirmedim. Şimdi aslında Miraç glaf latiftir biliyor musunuz? Miraç nedir biliyor musunuz? Şu alemlerin bize giydirdiği libastır. Çıkart. Paltoyu çıkar. Kazağı çıkar. Gömleği çıkar. Atleti çıkar. Bedeni çıkar. Hayatı çıkar. Aklı çıkar. Akıl burada çıktı. Bak çıkartayım. Buraya geldin. Burada lef-i mahve ispat var. Zamanı çıkar. Mekanı çıkar. Beşeriyetini çıkar. Celal ve cemalini çıkar. Kazanımlarından sıyrıl. Kalbinden sıyrıl. Kalbi de bırak. Aklından çık. Ruhundan da çık. Hiç ol. Hiç ol. Hiç ol. Elbiseyi çıkartıyorsun. Çıkar, çıkar, çıkar. Bize hep giydirdi. Bak mesela bir tane söyleyeyim. Öğretmen okula gittik, elbise giydirdi. Örf, anane, gelenek, kültür hep bize giydirdiler kardeşim. Çıkamıyoruz ki onlardan. Ayıp olur. Ne derler? Hep ömrüm billah başkasını yaşadık ya. Ne derler diye giydim. Ne derler diye yedim. Ne derler diye okudum. Ne derler diye araba alıyorum. Ya ne derler ya? Ben ne derim? Allah ne der yok. Allah ne der? Ya ne zaman ben kendim yaşayacağım ya? Hep başkasını yaşadım. Evde Allah'tan biraz kendi ne istiyorsam onu yapıyorum. Odada. Ne derler diye giyiyoruz. Ne derler diye gidiyoruz. Ne derler diye evleniyoruz ya. Bununla evlenelim ya falan. Evliliği bile ne derler diye yapıyoruz ya. Niye? Ağabası var mı? Var. Evi var mı? Var. Dini var mı? Yok. Verdim kızı diyor. E bak niçin? Ne derler diye verdin şimdi. Ağabası var mı? Heh. Vermenin sebebi. Evi var mı? Var. O verdim. Dini var mı? Sonra olur. Arabası sonra olurdu. Ya. Peygamberimiz öyle diyor. Üç şekilde evlenilir. Güzelliği için, malı için, dini için. Siz diyor, dini için şey yapın. Eğer dini için olmasa hayrını göremezsiniz. Ne malından ne güzelliğinden. Peki nedir o kadın güzeli? Kalbine mukabil bir kalp. Nedir o kalbi? Saniye. Saniye. Kalbi saniye. Sanki rahmet-i ilahiyenin en azami tecelli ettiği yer kalp olduğu için kadın kalbi... Kalbimizi o kalp besliyor. Kalbi sani. Kadın kalbi. Hani bedeninden bahsetmedi? O da şey ya. O da sorun. Bu elbise. Şimdi yatsı namaz olduğu için yatsı namazında da tevafuk etti. Şunu bitireyim. Güya bütün ins ve cinin. Ha Miraç gecesi ya. Biraz şey olur. Güya bütün ins ve cinin adedince selam ediyor namazda. Yani selam ne demek biliyor musun? Selam ya Resulallah sana demek yani. Sana tecdidi biat. Yani biatımı tazeliyorum. İki, memuriyetini kabul. Üç, getirdiğin kanunlarına itaat. Dört, emirlerine teslim. Beş, taarruzumuzdan selamet bulacağını selam ile ifade edip. Yani selamun aleyküm kardeşim. Niçin diyoruz? En sonuncunu söyleyeyim. Taarruzumuzdan selamet. Müslüman bir insana selam verdiğin zaman hemen şöyle diyorsun. Benden namusun, malın ve canın güvendedir. Emin ol. Bu anlayı fikir veriyor. Ama selam Allah'ın bir ismidir. Allah'ın selam üzerine olsun. O maneviyatından bahsediyorum ama zahirde insan selam verdiği zaman güvende hisseder. Ha bu selam verdi. Mesela hastane birisiye selamun aleyküm. Yani, aleyküm selam diyor. Bazısı da nefret ediyor selam verdiği için. Ha ben zındık. Güzel oluyor. O da belli oluyor. Ama selam verdiği zaman şu. Bu ben senin canını, namusunu, malını eminim. Hiç benden zarar gelmez. Diyor. Taarruzatımızdan selameti bulacağını selam ile ifade edip benim dünyamın etzaları, zişur mahlukları olan umum cin ve insi konuşturup her birerlerinin namına bir selamı
mezkür manalarla takdim ettim. Hem o getirdiği nur ve hediye ile benim bu dünyamı tenvir ettiği gibi herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenvir ediyor, nimetlendiriyor diye o hediyesini şakirane bir mukabele nevinden binler salavat sana insin dedim. Yani konuşuyor ona. Orada konuşuyor bunları. Yani senin bu iyiliğine Allah Resulü'nü ne kadar iyilik yaptı bize? Bir kere insan olduğumuzu o tarif etti. İnsan olduğumuzu söyledi. Allah'a söyledi. Allah'ın varlığında haberdar etti. İmanımıza vesile oldu. Yani usta diyor ki senin bu iyiliğine karşı yani ne kadar sıkıntı çektin? Biz mukabele edemiyoruz. Belki Halikimizin hazine-i rahmetinden gelen ve semavat ehlinin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı ishar ediyoruz. Peygamberimiz öyle dedi. Diyor ki salavat şunu yapıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek bir, sana tecdidi biat ediyorum. Memuriyetini kabul ediyorum. Getirdiğin kanunlara itaat ediyorum. Evamirine teslim ediyorum. Taarruzatımızdan selam bulacaksın. Yani ya Resulallah, Allah mesela Allah seyyidina Muhammed demek, senin bu iyiliğine karşı bana dava gelene kadar gelmesi için bir defa uyumadın. Yani uyudup da yatıp da uykunu tam aldığını olmamış. Yatıp uykusunu tam almamış. Bir defa karnı taktı, tam doymamış. Bir defa sıkıntısız bir günü geçmemiş. Senin bu iyiliğine karşı biz mukabele edemiyoruz. Belki ya Resulallah, belki Halikimizin hazine-i rahmetinden gelen ve semavat ehlinin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz manasını hayalen hissetti. O zat Ahmedi aleyhissalatü vesselam ubudiyet cihetiyle haktan hakka teveccühü hesabıyla rahmet manasında salatı ister. Risalet cihetiyle haktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve ins adedince selama layık ve cin ve ins adedince umumi tecdidi biatı takdim ediyoruz. Öyle de semavat ehli adedince hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata layıktır. Çünkü getirdiği nur ile her bir şeyin kemali görünür ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder ve her bir mahlukun vazife-i rabbaniyesi müşahede olunur ve her bir masnundaki makası-ı ilahiye tecelli eder. Onun için her bir şey lisan-ı hal ile olduğu gibi lisan-ı kali de olsaydı Esselatu vesselam Esselasat Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kati olduğundan biz umum onların namına elfu elfin salatin ve elfu elfin selamin aleyke ya Resulallah bi'adadil cinni vel ins ve bi'adadil malik vel nucum manen deriz. Feyekfike ennallahu salla binevun bi nefsihi ve emme ve emlakehu salat aleyhi ve sellemet. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.